İyi günler Medya Haberi'nin izleyicileri. Bugün Halit Süleyman'la birlikteyiz. Halit Süleyman, Batı Trakya Türklerinden bir vatandaş. Yunanistan Gümülcene. Gümülcene'den. Halit Bey, ilk önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Berlin'de sizi bulduk. Sağ olasınız. Gündem Türkiye'de, Yunanistan-Türkiye arasındaki gerginlik olduğu için Batı Trakya'da yaşayan Türklerin de durumu tabii yakından bizi alakadar ediyor. Tabii. Yani soydaşlarımızı, Türk vatandaşlarımızı, Türkiye kökenli, yani Türk kökenli vatandaşlarımızı daha doğrusu hepimiz ilgileniyoruz. Şimdi biz şeyi öğrenmek isteriz. İlk önce Halit Süleyman kimdir? Nerede doğmuştur? Onu kısa bize kendinizi tanıtın, ondan sonra konuşmaya başlayalım. Evet, ben Hacı Halit Süleyman. Kirazlı köyünde doğdum. 1961 doğumluyum. 1972'ye kadar Kirazlı'da ilkokulumu orada bitirdim. Bir camimiz, okulumuz vardı. 60 hanelik bir köydü. Gümülcine'de mi? Gümülcine'de. Dağ köyü. Ondan sonra orada hayvancılık. Tabii köy hanesinde yaşayanların çoğu Türk değil mi? Hepsi Türktü. Hepsi Türk. Hepsi. 1984'e kadar hepsi Türktü. Ondan sonra iki aile Türkiye'ye 74'te göç ettiler. Ondan sonra arkası daha geldi zaten. Gittiler, göç etmeye başladılar. 72'de biz Büyük Müselim Köyü'ne indik. Orada babam ev aldı. Ondan sonra oradan... Gümülcine içinde tabii. Gümülcine içinde değil. Gene yanında bir köyde Büyük Müselim'e indik. Orada hayatımızı devam ettirdik. Ama bağımız hiç kesilmedi. Yukarıya tekrar eski köyümüze gidip geliyorduk. 80'den sonra bir millet göç etmeye başladı. 80'de ne oldu, göçü başladı? 80'de göçü gene işte bir kriz. Siyasi kriz mi? Siyasi krizle. Böyle bir krizle. Türkiye'ye göç. Türkiye'ye göç. Dağ köylerden inmek, aşağı köylere inildi. Ondan sonra Almanya'ya gidenler oldu. İşte ben de o arada işte 15 yaşına geldim. Ben de gemilere gittim. Peki o 80'deki siyasi kriz, yani daha doğrusu tabii siz orada azınlık olarak kabul ediliyorsunuz. Aynen. Lozan Anlaşması'na göre buna da bakmak lazım da. Nasıl bir baskıyla insanlar köylerini terk etmek durumunda kaldı 80'li yıllarda? 80'li yıllarda tapu yoktu. Tapu verilmiyordu. İnşaat hiç verilmiyordu. Hatta bizim evin inşaatını bir yapıyorduk. Polisler baskın yaptı. İnsanları yani alıkoydular. İnşaat yasak. Kesinlikle. Yani bu genel bir kural mıydı yoksa sadece oradaki azınlıklara yönelik mi? Sadece azınlıklara yönelik. Yani bir Yunan vatandaşı yapıyordu. Bunun tapusu var elinde. İşte tapu çıkartıyor, yapıyordu. Bize tapu verilmiyordu. Yani bu siyasi baskı ilk önce oradaki yerleşme hakkının elinden alınması. Elinden aldılar. Ondan sonra rahmetli Doktor Sadık vardı. Doktor Sadık Ahmet. Bu bize önderlik başladı yapmaya. Halkımızı işte toparlamaya başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getirdi. İşte bir 90'lı yıllarda bir yumuşamaya gelindi. Yani başladılar işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelip araştırma yaptılar. Bizim orada gerçekten hani verilmiyor. İnşaat yok. Halk zor durumda. İşte böyle bir şeyimiz oldu. Peki Halit Bey, şimdi tabii 90'lı yıllara kadar anlattınız. Şimdi tabii 2022 yılındayız. Evet. Şu anki Yunanistan'da Türklerin durumu nedir? Yani Yunanistan vatandaşı ama Türk kökenli insanların durumu nedir? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani bu özellikle bu Türkiye ile gerginlikler yaşandığında oradaki Türklere etkisi var mı? Yani var. Neler yaşıyorsunuz, onu anlatır mısınız? Yani şöyle diyeyim, bizim oranın halkını biraz Yunan basını, Yunan şeyinden baskılar var. Baskı olduğu için zaten bizim soydaşlarımızı orada hepsini sendirmişler. Bir istediğin bir şeyi alamıyorsun. Tapu, misal vereyim, tapu mal varlığı konusunda, paylaşım konusunda bayağı bunları çok sıkıntıları var.
Yani mal mülk edinme Mal hakkında zorluklar çok çıkartıyorlar. zorluklar. Hatta kendi benim evimdeki şeyim tapu yoktu. Sonradan bize bir tapu verdiler. Dedi ki malının tapılığına ama diyor ki 50 seneden beri olan vergisini hepsini ödeyeceksin. Bu şartla veriyorlar. Veriyoruz sana dediler. Peki o topraklar, sizin yaşadığınız topraklar dedelerinizden mi kaldı? Dedelerimizden kalma. Yani neticede bir miras. Miras. Malum bir miras. Ana tapu olmayabilir. Tapu olmayabilir ama dede malı Osmanlı'dan kalma bir mal. Evet. Peki yani şimdi rahmetli Doktor Sadık Ahmet'ten bahsettik. Tabii onun döneminde, yaşadığı dönemde oldukça mücadeleler verdi. Çok büyük mücadeleler verdi. Yunanistan'da devamlı azınlıklar deyince Türkler akla geliyor. Aynen. Özellikle Batı Trakya Türkleri. Batı Trakya Türkleri. Şimdi aynı sorunları Bulgaristan'da da Türkler yaşamıştı. Aynen. Orada o dönemin başbakanı Türklerin isimlerini dahi değiştirmeye aynen. gitmişti. Yunanistan'da bu oldu mu? İsimlerde bir değişiklik oldu mu? Bizde isimlerde değişiklik olmadı. Ama dediler ki işte buradan Karasu var. Bizim oradan öte gidersen Yunan topraklarına. Burada sana ismini değiştirirsen sana daha çok mal varlığı, tapu, her şey sana serbest. Ha, bunu açık açık söylüyorlar mı? Bunu açık açık söylüyorlardı 80'li yıllarda. 80'li yıllarda. Peki bu son, yine 2022'ye gelelim. Son Türkiye ile Yunanistan arasındaki adalar gerginliğinden dolayı Yunanistan'da durum nedir? Yani sizi etkiledi mi? Biraz etkiliyor. Gerçekten etkiliyor ama halk arasında fazla da yani sertlik, kızgınlık bir şeyi peki hissedilmiyor. Yunan televizyonları veya halkı tedirgin mi? Yani Türkiye'den çekiniyorlar mı? Bu siyasetin gelinmesinden memnun mu? Halk olarak konuşalım. Halk olarak fazla memnun değil. Memnun yani. Değil. Peki Yunanlılar Türkiye ile ilişkilerinin daha iyi mi olmasını istersiniz? Orayı biliyorsunuz. Ya orada muhakkak alışverişe gidiyorlar, geliyorlar. Hani bunlar halk arasında iki tarafa da serbest. Türkiye'den alışveriş yapıyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar, Türkiye'den geliyorlar bizim oraya. Hani halk bunu gerginlikleri istemiyor. Halit Bey, bir de şey sorunlarını devamlı duyuyoruz biz. Yani bu müftü seçimlerinde evet. Siz orada gerçekten kendi istediğiniz müftüyü mü seçiyorsunuz yoksa Yunan hükümetinin dayattığı bir müftü mü geliyor? Nasıl, bu durumu da açıklar mısınız? Bu müftü konusunda biraz şeyim ama halk seçtiği müftüyü seçiyor. Bunu da devlet istemiyor. Devletin seçtiği müftüye de diyor ki ben kurallarım var. Benim kurallara göre işlemler, şeyler böyle gitmesi lazım istiyor. Peki sonuçta devletin seçtiği müftü mü oraya geliyor, atanıyor? Onun imzası geçiyor. Onun şeyleri geçiyor. Yani boşanmalarda, şeylerde mecbur oradan seçilmiş, devletin seçilmiş müftüsünden imza almak zorundayız. Evet. Peki kaç tane cami var sizin yaşadığınız yerde? 150 Gümülcine, cami. Gümülcine'de. 150 tane cami var. 150 aktif. Fazladır. Bekim'den nüfus fazladır. Nedir orada? Nüfus şu an 150 bin üzerindedir. Yani Batı Trakya'da 150 bin, 150 bin Türk yaşıyor. 150'ye yakın. Bekim'de 200 bin ama Avrupa'dadır çoğu. Yarısı da Avrupa'da. Peki ezan okunuyor mu minarelerde? Bazı köyde, Yunanlı olmayan köylerde ezan minareden serbest. Evet. Ama olduğu yerlerde sabah yatsıyı vermiyorlar. Yani Yunan köylerle Türk köyleri aynı köyde karışık olunca o köylerde sabah namazında ezanı vermiyorlar. Akşam yatsıda da vermiyorlar. Yani anladım. Dışarıya vermiyorlar. Dışarıya vermiyorlar. Peki insanlar ibadetlerini rahatlıkla yapabiliyorlar mı? Orada bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani camiye gidip kimsenin ibadetine karşı gelen yok. Peki peki Selanik'te var mı bu uygulama, cami, Selanik'te ibadet? Var. Müslümanların camisi var. Gene şeyleri var. Oraya var. Orada da hocalar var. Orada da görevler devam ediyor ama ben oraya gitmedim daha doğrusu. Yani Almanya'da kaldığım için.
Siz ayrıca Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'da çalışıyorsunuz. 32 seneden beri de Almanya'dayım. Her sene yazın herhalde. Yazın her sene. Bazı iki defa da gittiğim oluyor. Üç defa da gittiğim oluyor. Evet. İzine gidip geliyoruz. Bunun dışında şimdi tabii Moka dergisi bir ziyaret yapmıştı Gümülcüne'ye. Rüştü Kam vasıtasıyla. Evet. O zaman bir yazı çıkartmıştık. 21. yüzyılda Yunan demokrasisi diye. Şimdi tabii biz orada anladığımız kadarıyla bu Türkiye-Yunanistan ilişkileri sıkıntıya girdiği zaman siyaseten orada da hükümetleri sanırım orada yaşayan azınlıklara daha baskılı bir yöntem deniyorlar. Aynen. Yani bu anladığım kadarıyla özellikle geçmiş dönemde Bulgaristan'da bu çok oldu. Aynen. Daha önce de bir Bulgar ya da Bulgaristan'da yaşayan bir Türk kökenli bir abimizle görüşmüştük. O da aynı şeyleri söylemişti. Peki siz Yunanistan'da tabii yani Yunanistan aslında Osmanlı'nın tebaasıydı. Aynen. Değil mi? Yunan. Aynen. Yunanistan Osmanlı tebaasıydı. Aynen. Siz de tabii Osmanlı tebaası olarak Türk vatandaşı olarak orada yaşıyordunuz. Aynen. Sonra ayrıldı 400 sene sonra işte savaşlar sınırları belirledi. Tabii. Siz orada kaldınız. Peki sizin çocuklarınız da mı orada şu anda yani yaşıyorlar? Aynen. Torunlarınız? Çocuklarım, torunlarım hepsi oraya ait. Yani sonuç olarak aslında Yunanistan, Türkiye ayrılmaz bir parça. Aynen. Evet. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Yunanistan'dan siz orada göreviniz var mı? Bir dernek, şunu soralım. Evet. Buyur. Dernek çalışmaları var mı? Dernek, sivil toplum örgütleri. Burada Almanya'da derneklerde çalışıyorum. Buradaki derneklerle biraz bağlantım var. İşte Kirazlı Cami'nin başkanlığını yürütüyorum. Kirazlı Cami nerede? Benim doğduğum köyde işte. Ha, Gümülcün'e orada. Gümülcün, orada o da. Oradaki dernek başkanlığını mı yapıyorsunuz? Orada onun başkanlığını yapıyorum. İşte buradan yürütüyoruz. Orada da arkadaşlar var. Peki oradaki vatandaşın isteği nedir sizden? Siz burada olduğunuz için yani orada, gerekli olan ihtiyaç nedir? Gerekli olan ihtiyaç şöyle. Bizim orada işte dedim ya sıkıntılar olduğu için dağ köyde olunca halk oraya fazla yönlenmiyor. Şu an bu kriz dolayısıyla da işte arabadan çıkacak adamın benzinini düşünüyor, şeyini düşünüyor kriz olunca. Peki Yunan hükümeti, belediyesi bu hizmetleri o köylere götürüyor mu? Yani bir yol, bir su, bir elektrik bu sıkıntılar yaşanıyor mu? Yaşanıyor, onlar da yaşanıyor arada. Ama uğraşıyor. Belediyeler de bir kendi çapında bir yardım etmeye çalışıyorlar. Yaşlılara işte yemek dağıtıyor arada. Çok evde çıkamayanlara. Onlar yapıyor. Su sıkıntılarını da gideriyor. Su sıkıntımız yok daha doğrusu. Ama işte başka sıkıntılarımız var. Hani misal vereyim. Otobüsler kalktı şehirde günde iki tane otobüs geliyor köyümüze. Yani şehre mi inmek için? Şehre inmek için. Hani o sıkıntılar var, bazı sıkıntılar ama işte herkesin kendine göre bir. Peki Yunanistan'daki ekonomi, bu dünyada olan ekonomik kriz Yunanistan'ı nasıl vurdu? Yani onu hissediyor musun? Çok. Oradaki vatandaşlar. Orası da çok. Yunanistan'ın durumu nedir yani ekonomik olarak? Çok sıkıntı vuruyor. Çünkü adamlar dedim ya arabalarını evden çıkaramayanlar oldu. Sigortasını ödeyemeyenler oluyor. Yani bu sıkıntılar çok orada da. Siz Yunanistan'da hangi büyük şehirde daha çok gidiyorsunuz? Gümülcüne. İskeçe'de var. Dedeağaç'ta var. Ama benim en yakın şehir Gümülcüne. Gümülcüne'nin nüfusu nedir? 130 bin. 130 bin kişi bayağı bir il gibi bir bayağı şey. Bir, evet. Çoğunluğu Türk değil mi? Çoğunluğu Türk. Evet. Peki işsizlik var mı şu anda İşsizlik orada? İşsizlik var. Hep durmadan göç ediyorlar. Almanya'ya, Hollanda'ya. Yani şu anda bile Hollanda'ya bir sürü arkadaşlarım var, gidenler oldu. Yani göç ediyorlar. Peki Türkiye ile ilişkiler nasıl? Yani Türk hükümetiyle, Cumhurbaşkanıyla ilişkileriniz var mı? Gelen oluyor mu daha doğrusu? Ziyaret eden oluyor mu? Ziyaret belediye başkanları böyle bizim orada Bursa'dan gelen oldu. Tabii bazı belediye başkanları, milletvekilleri geldiler, oralarını ziyaret ettiler. Peki Cumhurbaşkanı nasıl biliyorlar? Gümülcüğü'ndeki Türk vatandaş, Yunan ama Türk olan vatandaşlar? İyi görüyorlar.
Memnunlar hani, memnunlar. Şimdi oradaki tabii krizi çözmek bir kereten çözülmez bu krizler. Ama Erdoğan çözer diye inanıyorlar. Yani bir güvence, güven var yani Cumhurbaşkanı. Güven var. Evet. Güven var. Çünkü iki defa geldi oraya. Evet. Gelmesi, Gümülcine iki defa geldi. İki defa geldi. Bir Cumhurbaşkanı'nda bir de Başbakan olduğunda geldi. Evet. Hani iki kere ziyaret etti orasını. Tabii ben orada bulunmadığım için ama halk inanıyor. Peki son olarak şeyi sorayım Halit Bey. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümülcine ve bu Türk azınlıklarının yaşadığı bölgelerde yapması gereken elzem olan yani bu muhakkak yapılmalı dediğiniz şey nedir sizce? Bizce en önemli eğitim. Yani en önemli eğitim. Eğitim derken Türk kültürünü... Türk kültürü olsun, Yunan kültürü olsun bunlar ayrım olmaması lazım. Her şeyden, din yönünden, şey yönünden en eğitimi Türkiye'den öğretmen gelemiyor, yasak. Ha o i̇mam, yasak. İmam gelemiyor. Yani o da yasak. Orada yasak. Bunların en hızlı bir şekilde yani çözülmesi lazım. Yeni nesil Türkçe konuşabiliyor mu? Tabii tabii Türkçe, ana dil Türkçe. Ana dil ama şimdi biliyorsunuz Almanya'da işte yeni gençlik nesil. Yok bizim yeni orada hep yok. Şey Almanca ağırlıklı konuşuyorlar. Bizim orada ana dil Türkçeyi iyi bilenler hepsi, herkes. O eğitimi nereden alıyor? Evden mi evden alıyor? Alıyor. Evden, evden alıyor. Evden ama alıyor. Okulda diyorsunuz. Okulda Yunanca iki dil. Türkçe de var mı? Türkçe de var ama. Türkçe öğretmenler ama Yunanistan tarafı mı? Yunanistan kendi tarafından isimli, yetiştirilme. Ya şey başkonsolosluk öğretmenlerini onlar da kabul etmiyor. Burada da öyle bir sıkıntı var da. Evet, zaten konsoloslukla gittim, görüştüm ben orada. Yani o sıkıntılar onlar biliyorlar zaten. Var o sıkıntılar. Aşamıyorlar. Evet. Peki Halit Bey teşekkür ediyorum. Oldu. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere.